Merhaba arkadaşlar. Bugün buradan bir çiftlik versen tekrar ilgisini yapacağımız dediğim beraber yapacağız. Öncelikle sizden deney ekipmanları tanıtarak başlamak istiyorum. Burada deneyimiz sistemi takip eden pompa elektriği verilen su tankımız. Daha sonra pompa çeşitli sisteminden gelen akış önümüz bu yönde. Borumuz bu. Bu boru üzerinde bir depo ayarlamamız mevcut. Ve burada da bir adet su saatimiz mevcut. Daha sonra arkadaşlar sürekli kayıplarımızı ölçeceğimiz borularımız mevcut. Bunlar plastik, demir ve plastik iki olacak şekilde. Buradaki sürekli kayıpları ölçtüğümüz borular. Daha sonra bu borular üzerinde gördüğünüz bir çeşitli borular mevcut. Su ilettiğimiz borular, plastik borular. Buralardaki ana amaç buradaki borudaki basıncı kolektör iletmek. Farklı kolektörümüz var. Hem giriş hem çıkış kısmı için. Daha sonra bu kolektörler yardımıyla basıncı okuduğumuz bir civarı manometremiz var arkadaşlar. Sürekli kayıp kısmını bu şekilde yapacağız. Yersel kayıp içerikli için ise üstte gördüğünüz gibi birden fazla kayıpları mevcut veririz. Bunlar gelir. Ani daralma, ani genişleme, orifis, sürgülü vana, küresel vana ve hırsızlıklar arkadaşlar. Bunların hepsi için ayrı ayrı ölçüm yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar teori kısmında ise ne olur biraz ondan bahsedelim. Burada bizim aradığımız kayıp katsayımız var. Bu kayıp katsayımızı bulmak için biz Bernoulli denklemini borunun giriş ve çıkışına yazdığımız zaman potansiyeller değişmiyor, hızlarımız da değişmiyor. Dolayısıyla bu elimizdeki basınç farkının kayıplara eşit olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu eşitlikten de kayıp katsayısını çekebiliyoruz. Yersel kayıplar içinse buradaki Bernoulli denklemini tekrar yazdığımızda hızlarımız artık birbirine eşit değil çünkü çapımız değişiyor. Dolayısıyla potansiyellerimiz yine aynı. Potansiyelleri ihmal edebiliyoruz ama ani daralma ve ani genişleme için hızları da tekrar hesaba katmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer sürgülü vana, küresel vana ve diğer kayıp elemanları için ise köyünüzde yazan kayıp katsayıları nasıl bulacağı belirtiliyor arkadaşlar. Bunları sizin Excel tablonuza işlemeniz gerekiyor. Arkadaşlar şu an deneyin yapılışına geçelim. Öncelikle sistemdeki pompayı çalıştırılması gerekiyor. Bunun için kontrol konusunda yer alan pompa butonunu yukarı doğru kaldırmanız gerekiyor. Şu an pompayı çalıştırmıyorum. Neden? Çünkü pompa çalıştığı zaman beni duymakta zorlanacaksınız. O yüzden ben sadece şu anda sıra ölçüm alacağınızı göstereceğim. Daha sonra pompayı çalıştırarak bir ölçüm alacağım. Sistemdeki akış önümüzü arkadaşlar bu şekilde. Akış önü ilerlediğimiz zaman ilk elemanımız burada ve bir ayarlarımız. Daha sonra dediği ölçümü su saatimiz ve ölçüm yapacağımız sürekli kayıp borular arkadaşlar. Burada ölçen tip borumuz plastik bir olduğu için bu borunun vanasını santimetre tersine çevirerek ölçüyoruz. Daha sonra borunun giriş kısmında ve çıkış kısmında gördüğünüz gibi hortumlar var. Bu hortumlar düzeltilmiş sıkı hızını yöntem yerler. Dolayısıyla bunları bizim kolektörü yeten devre ayarlamasını açmamız lazım. Bunu bağlantısını ölçüyorum. Aynı şekilde çıkış noktasından gelen boruyu takip ediyorum, formunu. Daha sonra bunu açtıktan sonra kolektörü burcu noktalarda su var, dolmuş olur. Daha sonra yapmam gereken arkadaşlar, şu ve şunu açarak sistemde üretilen sularla basıncı yılın monometredeki basınç farkını ölçmek arkadaşlar. Şu an sistem kapalı olduğu için basınç farkı okuyamıyoruz. Şimdi arkadaşlar ölçüm yapmaya geçmeden önce şeyden daha bahsetmek istiyorum. Su saatimizin üstünde dikkat ederseniz 3 farklı kadran mevcut. Ve siz bunu isterseniz en üstteki 2 kadranı kullanarak okuyabilirsiniz. Burada çarpı 0.0001 gözüküyor arkadaşlar. Bu iki çentik arasındaki fark. Eğer siz bunu bir tur attığını görürseniz ne demektir bu? 1 çarpı 10 üzeri -3 metreküp su geçiyor demektir içerisinden. Dolayısıyla burada süre tutarak kaç tur attığını hesaplayacağız ve buradan debimizi elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar şu an pompamız çalışıyor. Debi ayarladığımız amacın konumunda buradaki su saatinden benim debimi ölçmem gerekiyor. Bunun için telefon yardımıyla yaklaşık bir en az 30 saniye olacak şekilde attığı tur süresini sayacağız ve sonra debiyi bulacağız arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Beraber gösterelim. Sıfır konumunda başlatacağım. Başlattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Arkadaşlar yaklaşık 35 turda 35 tur 34.40 saniyede atmış. Yani bir turu 10 üzeri 3 metre küp içerse 35 turda 35 çarpı 10 üzeri 3 metre küp içerse ve bunu 34'e böldüğüm zaman size metre küp bir saniye cinsinden birbirimize elde etmiş olacağız. Bunu diğer 4 farklı ayar konumu içinde tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu biz en açık bir konumda yaptık. En kısık konum arkadaşlar bu. Burada da vanamıza bakalım. Gördüğünüz gibi dibimiz gittikçe gayet azaldı. Bunun aradaki 4 farklı konumu için siz aralarında tekrar kendiniz yapıp koordinatörün deneylerini bitireceksiniz. Ve bir daha sonra arkadaşlar basınçları ölçmemiz gerekiyor. Burada yapacağımız anlattığım gibi kolektörü baştan sonuç gibi kolektörü geçiren ayar basını açıyoruz. Daha sonra sistemini takip ediyorum. Onu da açıyorum. Daha sonra kolektörün eğilmesinden hadi arkadaşlar yavaşça aynı anda açıyorum ve bir yandan civa seviyesini gözlemliyorum. Bakın H1 burada, H2 burada. H1 226, H2 ile yaklaşık 207.8 milimetre cinsinden ölçtük arkadaşlar. Plastik bir bunun için 4 farklı ölçüde, 4 farklı debide yaptık. Daha sonra yapmanız gereken ilk iş buradaki kolektörlerdeki tüm ayar aralarını kapatmak. Bunları kapattıktan sonra buradaki ayar arasından plastik biri kapatmak. Daha sonra ölçeceğimiz diğer bölgeye plastik demir boruya geçmek arkadaşlar. Aynı şekilde bu boru üzerindeki işlemleri tamamen bir önceki boruda olduğu gibi tekrarlıyorsunuz. Bunu bitirdikten sonra tekrar ayar aralarını kapattıklarına emin olduktan sonra diğer üçüncü borumuz plastiğe geçiyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu boruda da aynı şekilde gerçekleştirdikten sonra sürekli kayış kısmını kapatmış oluyoruz. Deneyin bir kısmında ise arkadaşlar yaksan kayıpların ölçülmesi var. Burada dikkat edilmesi gereken nokta aynı boru üzerinden aynı debinin geçtiğini bilerek sadece bir kere de ölçerek buradaki akışın ortalamasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada aynı daralma için gördüğünüz gibi giriş noktası burası da çıkış noktası burası da dolayısıyla bir sürekli kaybımız yok. Sadece burada elemanlığını oluşturdu. Basınç kaybını ölçmek için kolektörden tekrar işlemleri tekrarlıyorsunuz. Burada yapmanız gereken bu. Plastik boruyu ve plastik boruyu takip ederek kolektörden iletişimimizi sağlamak. Daha sonra bunları civa numarometre yardımıyla ölçmek arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir noktada dirseklerin kayıtlarını belirlerken yükseklik farkını hesaba katmamak adına şu iki dirsek kaybı hesaplayıp daha sonra bunu ikiye bölerek tek dirseklik kaybı hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar deney hedeflerinde bulması gerekenlerden bahsedelim öncelikle. Plastik bir borumuz için elde ettiğimiz deneysel datalarımızı grafiğimize işliyoruz. Reynolds kayıp kasesi grafiğimizi. Daha sonra bu 4 değeri eğilim çizgisi yapıyorsunuz. Ve literatürden bulduğunuz değerlerle bunları karşılaştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunları bu grafiği çizmeniz için böyle bir Excel tablomuzu olmanız gerekiyor. Bu fönünüzde var. Buradaki her sütunu doldurduktan sonra 4 farklı değeri alarak grafiği işliyorsunuz. Bu aynı şekilde plastik bir borusu için yapıldı. Plastik 2 ve demir borular içinde bu grafikleri oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yersel kayıtlar için grafiğe gerek yok. Onun yerine bu tabloda bu ölçüm sonucu bulduğunuz yersel kayıp katsayısını literatürle kıyaslıyorsunuz ve bu tabloyu da defterinize çıktısını yapıştırarak bize teslim ediyorsunuz. Arkadaşlar deneylerinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.